Baba Torik. Fenerbahçe 1-0 mağlubiyetinin rövanşında PAOK'la İstanbul'da bu kez karşılaşıyor. PAOK kafilesi sürpriz bir şey yaparak bugünden geldiler İstanbul'a ve ilk idmanlarını da yaptılar. Daha geç gelmeleri bekleniyordu. Şimdi şöyle söyleyeyim, ilk maç benim beklediğimin dışında bir skorla bitti. Ya ben açıkçası Fenerbahçe'nin avantajlı bir skorla döneceğini düşünüyordum. Hani 1-0 tabii ikili eşleşmelerde hani Fenerbahçe gibi kendi sahasında iyi skorlu olan bir takım için çok da kötü bir skor gibi durmuyor. Ama yine de 1-0 tehlikeli bir skor. En azından bir beraberlik bulabilirdik. Kaldı ki PAOK'un 10 kişi kalmasından da faydalanabilirdi Fenerbahçe. Ama özellikle senenin başları hani bu top oynamaya çalışan, topa sahip takımların bence sene başlarında yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Henüz tam olarak böyle, yani şu futbolda şöyle bir şey var. Kendi yarı sahanızı, topun gerisindeyseniz savunma yapmak hakikaten çok kolay. Yani geniş alan bırakmadıkça, bloklar arasında birbirinize yaklaştıkça, yani ileriye geriye, yani gol attığınızda, öne geçtiğinizde savunma yapmak daha kolay. O yüzden her zaman için atak yapan takımların işi daha da zorlaşıyor. Kontra yeme tehlikeleri de var. O yüzden hani sene başında Fenerbahçe'nin o PAOK'un o yaptığı 10 kişilik kendi yarı sahasındaki savunmasını aşamamasını normal karşılıyorum. İleride bununla ilgili çözümler de üretebilecek bir antrenör var Fenerbahçe'nin. Şimdi 3-2'lik bir Trabzon mağlubiyeti aldılar ama açıkçası ben o maçı izlediğimde ve gördüğüm şey şuydu. Yani maç çok ortada bir maçken birden çok sürpriz şeyler oldu maçın içerisinde. Ve ben yani tabii kadro olarak da Aykut Kocaman açıkçası Trabzon'u biraz durdurmayı düşünen bir kadro ile çıktı. Zaten maçtan sonraki demecinde de PAOK maçının önemine dikkat çekti. Yani bu Aykut Kocaman'ın PAOK maçını ne kadar önemsediğini gösteriyor ve futbolcu toplumuna bu mutlaka yansıyacaktır. Bazı oyuncuları oynatmamasının sebebi olarak bunu gösterdi. Ben açıkçası hak veriyorum çünkü lig uzun bir maraton ve Fenerbahçe 3-2 yenilse bile açıkçası hani çok fazla ezilerek ya da hani şöyle söyleyeyim yani Aykut Kocaman da onu söyledi. Trabzonspor daha kaleye organize bir şekilde gelmemişken 2-0 öne geçti. Fenerbahçe 2-1 yakaladığında oyunun temposunu ele geçirmeyi düşünürken birden bir ekstra bir duran top golü yedi. Sonra Stoic'da Trabzon'un dengesi bozuldu. Sonra Şenol Güneş'in hamlesi geldi. Yani tümüyle bir yani anlık olayların böyle bütün planların alt üst olduğu bir maçtı. O yüzden çok ekstra bir maçtı bence. Fenerbahçe'nin bu maçta da mücadelesiydi ama şimdi bu mücadele tempo yükseldikçe hani Trabzon'a gelince de konuşacağız. Çok önemli fireler de verebilirdi Fenerbahçe. Kaldı ki Volkan'dan yoksun çıkma ihtimali kuvvetli bu maça. Birikan'ın sakatlığı var. Bunun yanında Semih'in de sakatlığı eklendi. Şimdi bunların hepsinin durumu belirsiz. Bu Fenerbahçe açısından kötü oldu. Yani tempo ve mücadele kazanma düşüncesi ve zorlu geçen bir maç. Avrupa Kupası maçı öncesinde Fenerbahçe'yi zor. Ama ben şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin doğru transferler yaptığını, iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin tek sıkıntısının kadro derinliği ve özellikle bu hem Beşiktaş'ın da hem de bence bütün bu 10 yabancıya sahip takımların yaşayacağı bu 6+2+2 sıkıntısını yaşadığını düşünüyorum ligde. Ama Avrupa'da bunun böyle olmayacağı kanaati var bende. PAOK'un şöyle söyleyeyim, çok fazla böyle ekstra bir takım değil. Yani Salpingidis çok iyi bir forvet. Yani çok hareketli. Durdurulması çok zor bir forvet gerçekten de. Ama Fenerbahçe özellikle topa sahip olacaktır. Ki Trabzon maçında da öyle. Topa sahip oldular çoğu zaman. Ve orta sahada bu topa sahip olmaları sayesinde de ben Fenerbahçe'nin oyunun kontrolünü sürekli elinde tutacağı bir maç izleyeceğini düşünüyorum. O yüzden PAOK'tan sürpriz bir gol yemezlerse Fenerbahçe'nin 2-0 bulma ihtimali kuvvetli. Hani alt üst seçeneği bu maç için riskli olabilir ama Fenerbahçe'nin galibiyeti bence bu maçla ilgili oynanma anlamında, iddia anlamında daha akla yatkın seçenek diye düşünüyorum. Baba Torik.